Merhaba arkadaşlar, bugün Hino'nun Türkiye pazarında en çok satan modellerinden biri olan Pleasure modelini inceleyeceğiz. Arkadaşımın motosikleti kendisi. Sağ olsun, incelemem için fırsat verdi. Üzerine binmeyeceğim. Çünkü şu an bağlı anahtarı üzerinde yok. Çevresinde şöyle bir dolaşacağız. Bazı özelliklerini öğrendim. Ona göre sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir önden bir görüntüsünü alalım motorun. Bu arada tabletle çekim yapıyorum. Elimde aksiyon kamerası ve selfie çubuğu yok maalesef. Şartlarım kısıtlı. O yüzden kusurlarımız olursa en baştan söyleyelim. Apola. Şu şekilde ön lastiklerimize bakarsak görüyorsunuz. Şu şekilde frenler. Sinyal lambaları nispeten ön tarafa göre, yani şu far kısmına göre birazcık daha seksi yapılmış. Koruma demiri taktırmış arkadaş motora. Kendisi birazcık kilolu bir arkadaş. Kaç kilometre bastığını sordum motorla. 80 kilometre bastığını söyledi. 80'den sonra titriyor falan dedi. Ama yokuşu falan rahat çıkıyor dedi. Ama yani bayağı kilolu bir arkadaş, yani onu belirteyim. Gösterge tablomuz şu şekilde. 4 yıldır kullanıyormuş motoru. Ne dedi? Sordum. Kilometrede 100 kuruş falan yakıyor dedi. 100-150 kuruş falan yakıyor dedi. Aynalarımız arkadaşlar plastik. Yani şöyle bükülebilir şekilde rahat ayarlanıyor. Şu aynayı da gösterelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani gözlerce paneli falan fena değil. Kontak anahtarımız hemen aşağıda. Açıkta. Keşke burayı bir kapakla kapatsalarmış. Daha iyi olurmuş yani karda kışta. Çünkü biliyorsunuz kışın buzlanma yaptığı zaman bu kilitlerin açılması sorun çıkartabiliyor. Bunun dışında farlar burada. Bir dakika, farlarımızı. Çok güneş var, göremiyorum ne çektiğimi de. Sinyal kolumuz hemen onun altında. Burada X-Max'e benzer şekilde yapılmış. Hemen onun altında korna var. Bu motorun en sevdiğim kısmı ön kısmı oldu. Düz ayak yapılmış, düz. Düz olduğu için nispeten daha fazla yük taşıyabilirsiniz. Yani X-Max'te biliyorsunuz. Çıkıntılı bir kısım, sportif bir kısım, sportif yapılmış bir gövde olduğu için X-Max'e biraz buralarda yük taşımak zor. Bir de şurada bir torpido kısmımız var. Burası da yeni anahtarla açılıyor. Pardon. Burada işte sere gayet geniş, yani rahat gözüküyor. Arkadaşımız arkaya bir çanta taktırmış. Fena durmuyor, hoş duruyor. Ön tarafa bir koruma demiri taktırmış. Sinyaller benim hoşuma gitti. Sinyaller şu motorun kafa kısmına göre bence çok daha seksi duruyor. Yani hoş yapmışlar. Motorun modeli Pleasure modeli. İsmi de Karizma yani. Lastikleri de gösterelim. Şu şekilde. Evet. Şöyle şimdi biraz dolaşalım etrafında. Arka görünüşe bakalım.
Çantamız gayet güzel, dediğim gibi. Çantada sıkıntı yok. Arka far, işte yani bir yama emmek savası yok tabi. Ama öyle kötü de durmuyor yani. Fena durmuyor. Çok seksi bir motor değil tip olarak ama tipsiz bir motor da diyemeyiz. Egzozu görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta. Bu şekilde. Arkada da gene koruma demirlerimiz devam etmekte. Gene şurada Pleasure yazımız devamı var. Bagaj demirinin takıldığı bölgede Pleasure yazımız var. Ayaklığımız şu şekilde duruyor. Şöyle. Motoru üzerine seneye bir oturup, bu arada acayip sıcak bir hava var. Üzerimde de şort var. Zor duruyorum yani şu an. Ama motorun oturuş pozisyonu gayet iyi. Her şey çok iyi. Koltuk çok rahat. Tahmin ettiğimden daha güzel. Ve ayağımız yere, yani X-Max'ten sonra tabii kendi motorumla kıyaslıyorum doğal olarak. X-Max'e durduğunuz zaman hayvan gibi motor yani. Çok yukarıda böyle şıkta biner gibi kalıyorsunuz. Bunda manevra kabiliyeti çok kolay yani. Cemil abi! Özellikle şehir içinde gezerken, dolaşırken, trafikte, arabaların arasında dolaşırken X-Max'e göre çok daha size rahatlık sağlayacaktır. Klasik düğmelerimiz var burada. Size sorayım abi, hemen sahibine soralım. Şunlar farlar herhalde, değil mi? Evet. Farlarımız var. Uzun kısa. Uzun kısa. Sinyal burada. Kornamız burada. Şu tuşumuzu ne olarak kullanıyoruz burada? O farı yakıp kapatıyoruz. Farı yakıp kapatıyor. Biraz farklı bir sistem yapmışlar. Bu korna. Korna. Bu da korna. O da korna. İki tane korna var yani. Yok, bir tane korna var. Bu ne o zaman? Bu ne? Korna işte. İki tane mi korna var? Bir tane korna var. Bu o zaman ne oluyor? Sadece bir tane, o korna işte, komple korna. Peki bunun üzerinde ne korna işareti var? O motoru çalıştırıyor. Ha, bu motoru çalıştırıyor, tamam. Biraz sistem farklı. Yamaha'da çalıştırma tuşumuz burada, kornamız burada. Biraz daha farklı yapmışlar. Aynalar plastik ama rahat ayarlanabilir şekilde. Kaskoru rahat dönüyor gibi. Fazla şey yapmayalım, boğulmasın. Burası torpido gözü mü? Buraya şey falan. Tabii orada şey, şarj yeri. Akü falan var herhalde. Akü burada var, şarj yeri var. Şarj. Telefon şarjı, sigara, çakma. Her şey, mesela telefon falan şarj edebiliyorsun. Tabii. Oo süper. Şeyde bile yok ya, Yamaha'da yok yani. Güzel yapmışlar. Bir de şey abicim, şeye bakalım ya, bagajı bir gösterelim arkadaşlara. Çünkü en çok merak edilen konulardan biri bagaj. Bagajı nasıl yani, böyle bir kask alıyor mu şey yaptığın zaman? Alttaki almıyor da arkasındaki sepet alabiliyor. Alıyor. Peki bu koltuğun altı ne alıyor yani? Ufak tefek. Ivır zıvır. Ivır zıvır derken? İşte neydi ismi o? Anahtarlık işte. Motor tamir altı. Ama zaten çantanın maşallah var. Çanta gayet sağlam, güzel. Güzel motor yapmışlar ha. Beğendim yani. Evet. Güle güle kullan diyoruz abimize.